Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta köpeklerimizin bakımı ile ilgili bir video ile karşınızdayım. Ürünlerini benim de kullandığım, sizlerin de belki çoğunuzun bildiği Zoza Cares markasını tanıtacağım. Umarım sizler için de izlemesi, dinlemesi keyifli bir video olur. Haydi geçelim. Selam, nasılsın? Gel. Sağ olun. Siz? İyiyiz. Haydi. Zoza Cares kurucusu Güneş'le birlikteyiz. Onunla biz kısa bir röportaj yapacağız sohbet tadında. Senle başlayalım. Biraz kendinden bahset. Nasıl bir yola çıktın, nerelerden geldin? Onunla bahsetmeden başlayalım. Şöyle, öncelikle hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kahve çok güzel. İçin afiyetler olsun. Aslında biz uzun zamandır, yani aile işlerinde çok uzun zamandır, 25 yılı aşkındır sektör olarak üretim sektöründeyiz. Yem, yem katkı ve vitamin olarak. Keza yine dağıtım yapıyoruz yine 20-25 yıl civarında. Aslında benim bu taraflarda çok fazla işim yoktu. Ben gazetecilik kökenliyim. Londra'da yüksek lisansımı yaptım. Türkiye'ye döndüm. Döndükten sonra 2019 tarihinde Mırmır'ı sahiplendim, kedimi sahiplendim. Aslında Mırmır'ı sahiplendikten sonra başıma gelenler Zozo'nun kuruluşunun tamamen alt metnini oluşturuyor. İlk sorum da olacaktı. Marka yaratma fikri, böyle bir sektöre girme fikri nereden çıktı diye. Hikayen onunla başlıyor yani. Aslında tamamen öyle başlıyor. Çünkü ben hayatım boyunca aslında ticaretle, üretimle çok fazla alakalı biri değildim. Zaten çünkü bu işin piri bir aileden geliyorum. Bazen öyle olur. Hani bir ihtiyacı fark edip ve bu ihtiyaçta boşluk olduğunu görünce ben de girmek istedim açıkçası. Ne yaşadın Mamur'la? Ne yaşadım? Neler yaşamadım? Nasıl başladı yani sorusuyla. Şöyle, Kasım ayıydı, çok net hatırlıyorum. Gerçekten o sabah böyle şöyle uyandım. Ben gerçekten tekrar bir kedi sahiplenmek istiyorum diye. Ve çok günün ortalarında saçma sapan bir ilan gördüm. Hani o Facebook gruplarındaki korkunç ilanlar ve ilanda şöyle bir şey yazıyordu. İşte önce gelen bu kediyi kapar falan diye böyle korkunç bir başlık. Ben şöyle çıktım hocam, şirketten o zaman aileyle beraber çalışıyorum. Ben dedim gidiyorum, bir kedi var, onu kapacağım. Onu kapmam lazım. Muhtemelen kaçmış bir yerde. 3 yaş civarında o zaman ama yani perişan bir halde. Hem çok zayıf, hem çok korkmuş, hem çok bakımsız. Ama hocam bir o kadar sevgi doluydu. Yani onu başkası bulmuştu. Birkaç saat sonra ben sahiplendim. O kadar böyle hani o sıcaklığı hissettim ki hayatımın tamamen dönüm noktası. Gerçekten Mırmır'ın benim hayatıma girmesi çok net. Yani burada hiçbir abartı yok. O benim gerçekten uğurum. Aslında her şey öyle başladı. Genelde köpek sahipleri söyler değil mi böyle yani? Neyi? Böyle hayatıma girdi ve değişti. Kedilerde biraz daha o etkileşim az gelir diye diyor mu? Sen de birazcık ben şey olmuş, ilişkiniz olmuş yani. Mırmır kedi değil zaten bence. Mırmır başka yani köpek sahiplerinin lafıdır bu. Öyle mi? Doğrudur. Ama gerçekten hocam hani hiç ben de böyle cat lover falan değildim yani. Tamamen sonradan gelişen ve iyi ki de gelişmiş dediğim bir şey. Böyle başladı diyorsun. Benim seninle tanıştığımdan beri aklımda olan bir şey, Zozo ne demek? Nereden geldi? Hep böyle bir sanki hikayesi varmış gibi duyuluyor ama az önce arkada konuşurken evet, biraz hocam, aslında şeyi aldım. Bir beklentiyle gittim burada aslında. Hayal kırıklığı yarattım. Sallayamam yani. Hocam bir anlamı yok. Gayet aslında marketing strateji olarak baktığınız zaman işte birbirini tekrardan evet. Heceler, kolay, uyumlu, herkesin söyleyebileceği. Akılda kalıcı. Benim en büyük şeyim şuydu, anneannem de söyleyebilsin, en genç jenerasyon kuzenim de söyleyebilsin. Güzel. İşte İtalya'daki arkadaşım da söyleyebilsin, ne bileyim buradaki mahalledeki abi de telaffuz edebilsin. Buradan aslında çıktım ve böyle hani kesinlikle petli bir şey istemiyordum. Asla yani hani her şeyin ucuna pet yapıştırılması falan. Zopet. Evet hocam, o yüzden ben Zozo olarak kendim buldum ve İyi, güzel. Müsaitti. Hemen çok üzülmedim. Ürünler neler var şimdi şu anki yelpazenizde? Şöyle aslında ben biraz önceki konuya şöyle dönersem eğer, Mırmır'ı ben sahiplendiğimde
Çünkü ürünlerin ulaşımı bu şekilde oldu. Emre misafirlendiğimde işte hemen tabii ki veteriner hekime gittik arkadaşlar. Önce veteriner hekime gidiyorsunuz peşimi falan değil. Bu konu hakkında bir şeyler yapmalıyız hocam. Tabii ki hemen arkadaşıma gittim. Zaten veteriner hekim arkadaşlarımız vardı. Mantarı ve egzaması vardı ve alerjisi vardı. İşte kremler kullanıldı, klasik mama değişiklikleri falan yapıldı. Ama bu böyle bir döngü haline dönüştü. Yani bir türlü geçmiyor falan mesela tekrar ediyor özellikle egzama ve alerjisi. Ben de aslında hani çok random bir şekilde internette işte animal health'la alakalı bir şeyler okumaya başladım yabancı kaynaklardan falan. Ve fark ettim ki aslında evlerde kullandığımız temizlik ürünleri özellikle evcil hayvanların, kedi ve köpeklerin işte yere daha yakın olması, yerde de çok temasın sonra yalamaları, apatilerin şeyleri, duyuların çok daha hassas olmaları, daha vücut yapılarının, biyolojik yapılarının yine daha hassas olmaları gibi sebeplerden dolayı çok ciddi anlamda onlar için toksik oluşturduğunu ve işte egzama gibi, mantar gibi, ani solunum kayıpları gibi, ani kusmalar gibi şeylerin sebeplerini aslında %50 oranında, işte birçok bilimsel makale var bununla alakalı. Bunları görünce dedim ki okey, yani evlerde kullanılan ürünler evet, hep bildiğimiz aslında ama hep böyle hani göz ardı ettiğimiz bir şeydir ya bu. Sonra ben gerçekten hocam hakikaten oturduğum semtin çok büyük bir süpermarketine gidip şey arıyorum, böyle işte pet friendly temizlik ürünü, hani herhalde vardır çünkü her türlü şey var, onu da vardır falan diye böyle. Ve katiyen öyle bir şey olmadığını görünce, hatta çok net hatırlıyorum, oradaki abla şey dedi, kızım işte sirke al, Arap sabunu al. Yok dedim, sirke çok kötü kokuyor. Sirke antiviral, antibakteriyel yeteri kadar değil yani. İşte o zaman da bu arada şey, korona başlamış falan. Hepsi zaten bir aynı anda oldu. Allah dedim, nasıl yani olmaz falan diye böyle. Sonra kendi aile üretim tesisimizde Ar-Ge ekibiyle görüştüm. Onlar da bu fikre çok sıcak bakınca hadi dedik girelim, başlayalım. Ama tabii bu benim bir yani ben de çok uzak olduğum için ben çok daha kısa zamanda hemen çıkartabileceğimi düşünüyordum. Sadece Ar-Ge'si 1,5 yıl sürdü. Buradan hemen aslında şuna geçebilirim. 1,5 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda bizim totalde şu an için 7 tane ürünümüz var. Zozo evler için, evcil hayvanların yaşadığı evler için ve aynı zamanda evcil hayvanların kendisi için vegan, hayvan dostu, hipoalerjenik, tamamen temiz içerikten oluşan ürünler yapıyor. Ev temizlik ürünleri. Ev temizlik ürünleri yapıyoruz ve evcil hayvanlar için de bakım ürünleri yapıyoruz aslında. Hep şunu söylüyoruz işte, mindful pet and home care. Çünkü hani insanların ihtiyacına yönelik ama hayvanların da sağlığına duyarlı ürünler yapmak istiyoruz. Ya burada bir virgül koyayım, ben de dediğine katılıyorum yani. Ben de hep şeyi sorgulardım işte, bizim de rahmetli eski köpeğimiz çok alerjik bir köpekti. Ya böyle en ufak bir şeyde kaşıntı olur işte mantar, ya derdim ki ya sokakta köpek yani karkış orada sokakta yatıyor. Evet. Her şey ne, kim bilir neler yiyor. Bizimki yani en ufak bir şeyden. Bence de etkisi var yani bu ev temizlik ürünlerinin, evet, işte o kadar kimyasalın içinde yaşamanın. Bir özellikle bazı hayvanlar daha alerjik oluyor, onlar da daha da etkini gösteriyor kesinlikle kendini. Etkisi var kesinlikle. Ev temizlik ürünündeki ürünümüz aslında benim gerçekten göz bebeğim. Şöyle, çünkü kendi kategorisini oluşturan bir marka oldu Zozo bu anlamda. Zozo Türkiye'deki ilk hayvan dostu ev temizlik ürününü yapan, ev temizlik ve koku giderici ürününü yapan, aslında kategoriyi ilk oluşturan marka. Ana özelliği şu hocam, tek bir üründe şunu ben vaat ediyorum. Hem lekeyi çıkartıyorum, enzimatik dediğimiz işte dışkı, mama, idrar. Yani daha da açık. Kusma, kusma. Daha da şey yapamıyor, kanalı. Ne var ne kanalı yok. Bunları örnekle gösterilmemiş. Aynen. Orada böyle tık diye şey çıksın. Kokuyu absorbe ediyor. Ve sedir ağacı kokuyor, doğal sedir ağacı kokuyor ortamda. Sedir ağacının sebebi şu, hem sizi hem de evcil hayvanını rahatlatan, iyi hissettiren birkaç tane zaten koku var. Sedir ağacı da
arasındaki en antiviral olan, etkinliği en yüksek olan yağlardan biri. O yüzden biz onu seçtik. Dolayısıyla aslında tek bir ürünle yüzeyi ve yerleri tamamen dezenfekte edebiliyorsunuz. Çok hani çok güvenli, tertemiz içerikli bir müthiş etkili. Zaten tamamen hocam hani akredite laboratuvar sonuçlarımızla falan kanıtlanmış antiviral, antibakteriyel ve antifungal ürünler. Ürün içeriklerini soracaktım zaten, sorularım da vardı. Geçmiş olduk. Bakım ürünlerin için. Pet bakım ürünlerinde hocam. Orada da şöyle, onlar da tabii ki vegan, hayvan dostu, ekolojik. Bu bizim ana başlığımız, yani alerjik. Şöyle antialerjik. Pet bakımda neler var? Aslında işte burada hatta birkaç tanesi var. 3-4 tane farklı çeşitte diyelim. Temeli aynı olan ama çeşidi farklı olan kuru yıkama ve bakım spreyimiz var. Bu da aslında hocam şöyle çıktı. Koronada başım mırı mırı yıkıyor. Kedimi yıkayamıyorum ama tripteyim falan, böyle sürekli bir şey olacak. Hani o şey giydiğimiz zamanlar. Hani market poşeti satılan... yıkadığımız zamanlar. Ya da benim hani o şeyler olur ya, böyle uzay şeysini bir giyinip. Mırı mırı da yıkayasım var bir noktada ama yıkayamam falan biliyorum. Dedim ki ya biz ürün yok mu hani, böyle hem antibakteriyel olsun, antiviral, hem işte kokusu tazelesin, bakım yapsın. Yokmuş. Olmayacak da dedik, öyle bir şey de yapsak mı acaba? Ve tabii bu hadi değişimde olan bir şey elbette değil. Yani dolayısıyla aslında yine bir yıl falan sürdü galiba bu da. Bu da hocam hem günlük bakım sağlıyor biyotri sayesinde, hem kuru yıkama yapıyor. Aradaki yıkama süresini uzatıyoruz. Hem de dostumuzun hani eğer kokusunu biraz tazeliyor, yeniliyor. Bir de pati mendilimiz var. Pati mendilimizin özelliği hocam, Türkiye'de çok fazla pati mendili bu ara var ama tahriş etmeyen ve düzenli kullanımda nemlendiren bir özelliği var pati mendilimiz. Şimdi 6 ay, daha hatta 8-10 ay oldu biz senden bir ürün aldığımızda. Benim geri beslemelerim çok olumlu gayet bu kuru bakım, evet, günlük bakımda bence gayet güzel. Sadece mendili biraz daha büyük değil mi istiyoruz büyük köpekler için? Evet, boyutu tek parçada küçük oluyor. Kullanıcılardan bu son zamanda internetten satışta da daha çok kişiye de ulaştığınız tahmin ediyorum. Oradan geri beslemeler, feedbackler nasıl? Olumludur diye düşünüyorum öncelikle ama. Ya hocam hakikaten. Var mı yani böyle hani yani bunu kullandık ama bunda da bir şöyle şey yaşadık ya da. Şöyle ürünün kendisiyle alakalı, yani ürün içeriğiyle alakalı gerçekten yok. Hani bu konuda da çok aşırı mutluyum. Kokusu falan da çok güzel bence yani. Çok evet. Ayarında şey, Hindistan cevizli. Özellikle favorim benim. Ya mesela Hindistan cevizi hakkında işte daha neden Hindistan cevizi kokmuyor diyorlar. Öyle sorular oluyor. Bence önemli. Ben abartıyı sevmiyorum. Ama o mesela aslında yağ ve kuruyabiliyor, donabiliyor daha doğrusu. Bunu tabii ki anlatmak gerekiyor. Hem yorum, yani tüketicilerden yorumları, hem de içerikler o kadar iyi ve o kadar çalışıyor ki zaten ben olumsuz bir şey beklemiyordum açıkçası, çok da şükür. Evet. Ama tabii ki mesela ambalajlarla alakalı, sizin dediğiniz gibi mendilin boyutuyla alakalı, ıslaklığıyla alakalı bazen dönüşler olabiliyor. Tabii ona göre de sen de kendini iyileştiriyorsun. Tabii ki hocam, zaten amacım yani tamamen buydu. Hani ben bir şeyler düşündüm ama acaba doğru mu düşünmüşüm? Umarım çok daha iyisi olacak tabii ki. Evet. Ufak bahsettin ama şimdi artık kullanıcılar size nereden ulaşabilir, alışverişimizi nereden yapabiliriz, pazar yeri olarak Trendyol'a galiba burada isim söyleyebiliriz, evet, açıldınız. Başka? Trendyol, hepsi burada, Brandroom, Hippicon, Vegan Pazar Yeri. Pet shoplarda fazla görmedim ben hocam. Hayır, pet shoplarda şey yok, veterinerler devam ediyor galiba. Evet, veterinerler devam gördüm çünkü ediyor, yerde. Aynen ama orada daha hani yüklenmedim henüz, daha fazla. İnternetten ulaşılabiliyorsunuz evet, ama artık yani. Zozo yazdığımızda. Evet hocam, kendi web sitemizde maksimum bir 20 gün içerisinde falan açılmış olacak. Orada da tabii ki daha özel. Pazar yeri olacak mı? Alış. Tabii. Ha, güzel, tabii çok güzel. Aynen. Sorulara gerek kalmadan çok detaylı detaylı anlattım. Ben son olarak bu 7 ürünün dışında gelecekte kafanda var mı? Başka yine böyle evcil hayvanlara yönelik ürünler muhakkak vardır. Sen evet, durmasın diye düşünüyorum. Tabii. Bahsedebileceğim burada hani rakiplere de şey vermeden, fikir vermeden. Hocam var aslında. Neler var? Aslında bu söyleyeceklerimin hepsinden neredeyse formülü hazır. Ama işte satışlar olursa, para kazanırsak biz de üretim yaparız. Alın, alın diyorum.
Hocam şöyle, mesela kaşıntı için spreyimiz var alerjik hayvanlar için. Pati balmımız zaten hazır. Egzama ve mantar için, sadece mantar ve egzama için spesifik... Doğal yani bir ilaç gibi evet, değil de doğal. Evet, şampuanlarımız ve kremlerimiz var. Sadece odor remover yani ev kokusu giderici yapmayı düşünüyoruz. Temizlik, leke çıkarıcı dışında sadece sprey formunda hem arabada hem de evde kullanabileceğiniz bir koku giderici yapmayı düşünüyoruz. Benim köpeğim kokmuyor yani. Sizinki kokuyorsa seninki de kokuyorsa bu tarafa. Kendi köpeğin kendine kokmaz çünkü ama yani. Hocam şöyle kokmuyor olabilir ama onun kokusu yok, sadece sedir kokuyor. Bazı insanlar şey yapıyor. Hissettirir. Öyle çok düşünmek kesinlikle lazım. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Zolocares markası, valla Güneş her şeyi detaylıca anlattı. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazın. Ben de hemen yazarım, geri dönüşlerinde cevabını yazarız altına. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, markanın, Zozo'nun ve kanalın yayılması için bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi haftalar diliyorum, görüşürüz.